Bakın benzer bir kötülüğü geçen gün Türkiye'ye ekonominin başındaki Sayın Nebati hem de tam tersini yapmaya çalışırken yaptı. Ne dedi insanlara? Gitti yatırımcılara dedi ki Türkiye'ye gelin. Türkiye'de can ve mal güvenliğiniz vardır dedi. Ya 2021 yılında 2022 yılında bir ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı benim ülkemde mal ve can güvenliği vardır korkmayın diyorsa o ülkede mızrak kullanılıyor olması lazım o anda. Neden yani, bunu söylemek Niye söylüyorsun ya? İngiltere diyor mu benim ülkeme gelin can mal güvenliği var. Başka ülkeler diyor mu? Bu demokrasi gelişmemiş. Hatta ülkede tam olarak sınırlarını kontrol edemeyen, iç karışıklıklara hakim olmayan, hani bir takım kabilelerin birbirinden savaştığı Afrika ülkelerinde bu laf olur. Can mal güvenliği yok gitmeyelim diye. Diyor ki Türkiye'ye gelin can ve mal güvenliğiniz vardır. Ben de biliyorum mal güvenliği de yok, can güvenliği. Bu konularda çok önemli sıkıntılar var Türkiye'de. Ama sen bunu demeye ihtiyaç duyuyorsan bak ne hale getirdin Türkiye'yi. Devamında şöyle diyor. Yatırımcılar diyor. Bürokrasi sizi engel çıkarırsa bürokrasiyi alaşağı ederiz. İstediğiniz kanunları çıkarırız. Göya kuvvetler ayrılığı var. Yürütme yasamaya kanun çıkartıyor bakın. İstediğimiz kanunları çıkartırız. Çünkü Cumhurbaşkanımız arkamızdadır. Burası bir demokrasi mi? Bunu duyan adam yatırıma gelir mi ya? Aynı Bunu duyan adam aman aman Süreyma Muz Cumhuriyeti. Süleyman Soylu da söylemişti. Siz yapın, Muz Cumhuriyeti. Arkadan hukuk gelir demişti biliyorsunuz. Evet, evet. İstediği e, kanunları çıkarır dediniz. Çıkarıyor da gerçekten yeni seçim kanunu bunlardan biri. Evet. Şimdi e, yöneyle e, Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından bir araştırma yapılmış. O araştırmada yeni seçim kanunu ile ilgili arkadaşlarım ekrana verecekler şimdi. Oy vermeyi düşündüğünüz parti başka bir partinin tek listesi altında seçime girerse... Oy davranışınız hangi yönde olur diye sorulmuş. Şimdi ekrana geliyor. Evet, diyor ki desteklemeye devam ederim. Evet. %54,7 kararsız kalırım. %21,6 tercihimi değiştiririm. %15,5 oy kullanmam. %8,2. Şimdi bazı grafikler var ve sizinle birlikte değerlendirelim istiyoruz. Bu grafik bize ne diyor? Şimdi bu grafik şu. Tabii bu soru neden soruluyor? Şundan soruluyor. Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kanun değişikliğinden sonra AKP listelerinden seçime girmesi tartışılıyor. Bundan konuşuluyor. Buna karşılık acaba Millet İttifakı benzer bir cevabı bunlara verir mi veya Millet İttifakı'nın içinde şu anda yer alan Saadet Demokrat Hı -hı. Parti falan ya da yer almayan bazı partiler, Millet İttifakı'ndaki bazı partilerin listelerinden seçime girerler mi? Ne sonuç doğurur? Sorusuna cevap Yok. veriyor. e Şimdi yani buna bakarsınız. Ben hiç bakmasaydım da seçmenin Hı -hı. yarısından biraz fazlası veya yarısı. Partimin dediğini yaparım der. Öbür yarısının kafası karışır derdim. Çünkü Öyle de çıkmış. Biz şeyleri yaşadık evet. yani. E, yerel seçimlerde de ama tabii daha sonra bu seçime doğru gittikçe partiler derdini iyi anlattıkça bu konuda değişiklikler de oluyor. Parti desteği destekleri biraz yapıp, daha yükselmeye Yükselir çünkü <laughs> ya biz de açıkçası şöyle <laughs> şunu yaptık. Biz Manisa'da e, Büyükşehir'de büyük belde e, ilçe belediyesi de İYİ Partideydi. Üsküdar'da da CHP'deydi. Ben Manisa'da dedim ki ben Güneşe basarken aslında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş oluyorum dedim. Üsküdar'da da Meral Hanım hem CHP'ye hem Üsküdar Belediyesi'ne, en büyükşehirde basarken o da aslında İyi Parti'ye oy hı. vermiş oldu. Yani biz hepimiz bunları konuştuk ama bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin Türkiye'ye dayattığı işler. Hep şöyle bakarım ben bu meseleye. Bir parti ki böyle bir şey olacak diye bir şey de hı hı. yok. Olur olmaz ayrı. Ama bir iktidar partisi iki şey yapıyorsa psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir. Bir, muhalefete muhalefet ediyorsa. Yani işi gücü bırakmışlar. Mesela MHP ne yapıyor? Bütün Türkiye'ye ekipler yolluyor. CHP'nin çok oy aldığı yerde CHP'yi kötülüyor. Bugün de kızmış titriyor Devlet Bahçeli. Ey kamuoyu araştırmacıları siz bu araştırmaları CHP'nin penceresinden mi yapıyorsunuz? Şimdi? Bir dakika dinleyelim. <laughs> Var mı? Bir dakika dinleyelim. Diyecekler ki hazırlıklı çıkmışlar. <laughs> <laughs> Hiç haberim yok oldu. Kamuoyu nezdinde partimizin erdiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Evet hedefinde yine CHP var. Ama tabii şöyle olmuş. Hani anketlerde biz çıkıyoruz deyince inanmayanlara Devlet Bahçeli'yi şahit gösterebiliriz. Yani anketlerde CHP'nin yükseldiğini vurguluyor. Yükseliyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. MHP'de eriyor. Orada da bence ülke açısından büyük menfaat var. Yani MHP'nin eriyor olması çok iyi. Sinirlenmeleri gayet normal. Ama bir şey var. Bir parti yani eğer bir iktidar partisi... Muhalefete muhalefet ediyorsa psikolojikler el değiştirmiştir. Yakında kendi muhalefet olacaktır. Muhalefete hazırlanıyor. İki seçim kanununu oynuyorlarsa. Hani derler ya müflit tüccar eski defterleri karıştırmış. Geçmişte bunu yapanların da sonu hep hüsran oldu. Döndüler bakıyorlar. Kaldı ki bu şu anda milli irademiz gasp edildi falan dedikleri kanunu da 2018'de kendileri getirdi. O zaman biz uyardık bunları. Yani bu yaptığınız iş şöyle 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 sakıncaları var dedik. Dinlemediler. Sonra kendilerini vurdu uygulandığı zamanda. Şimdi değiştiriyorlar. Biz pazartesi günü başvurumuzu yapacağız. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'ne. Ama şöyle oyların sayılış dökülüş biçimiyle ilgili bu don't sistemini falan değil. Üç İyi. şeyi götürüyoruz hı. Anayasa Mahkemesi'ne. Beşinci, altıncı maddeyle Cumhurbaşkanı. Beşte altı aynı madde. Şöyle aynı madde. Biri ilçe, biri il seçim kurulları için. Hatimler 1960'dan hı. beri, 1960'dan beri, Türkiye'de 1946'dan beri Hakim Düzeltiyorum 1950'den beri hakim gözetiminde seçim yapılır, yargı teminatında. 1960'tan beri de bu seçim kurullarının başkanları il ve ilçelerdeki en kıdemli hakimlerdir. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce hiçbir partinin tenezzül etmediği bir şey yapıyor. Ve en kıdemli hakimler olmasın kurayla belirleyelim diyor. Pazartesi ne? dediniz değil mi? Evet önümüzdeki pazartesi günü. Neden? Neden kurayla belirlensin diyor... Efendim diyor benim AK Parti teşkilatından yargı teşkilatına geçirdiğim bazı arkadaşlar var. Eskiden AK Partili avukattan hakim yaptılar ya şimdi. Hı hı. AK Parti ilçe yöneticisi, AK Parti il yöneticisiydi. Bunlar hakim oldu. Bunları kuraya sokarsam ben kuradan bakarsın AK Partili bir seçim başkanı çıkar da avantaj. Bu anayasaya aykırı. Hı hı. Bu ilçe ve il seçim kurulları daha bu Ocak ayında oluşmuştuk mevcut kanuna göre. Bunun değişimini mahsurları var bunu götürüyoruz. Bir de neyi götürüyoruz? Cumhurbaşkanını. O da şöyle, seçim yasasından ya yani seçim yasaklarından muaf olmamesi. Evet. evet. Ya yani şimdi biliyorsunuz Türkiye'de uyum yasaları yapıldı bu hı hı. yeni rejime, kendilerinin dediği yeni sisteme uyum. Bütün yasalardaki istisnasız başbakan ifadesini cumhurbaşkanı yaptılar. Bir tek hariç seçim yasası hariç. Hı hı. Oradaki başbakan ifadesini kaldırıyorlar. Kardeşim, orada başbakan neymiş? Seçim başladığında devletin arabasını, devletin otobüsünü, devletin uçağını kullanamayacakmış. Onun yaptığı mitinglere valiler, kaymakamlar, devlet memurları gidemeyecekmiş. Bir de devlet parasıyla seçimde ziyafet vermeyecekmiş. Bundan daha doğru bir şey var mı? Şimdi diyoruz ki başbakan yok kaldırıyorsun buraya cumhurbaşkanı yazalım. Bütün kanunlarda öyle yaptık ya. Cumhurbaşkanı yap. Hayır. Nedir bu? Ne meselesi? Tenezül meselesi. Devletin uçağından Trabzon'a uçacak, Rize'ye geçecek. Devletin arabasından gezecek. Devletin hepimiz için, hepimizin vergilerinden toplanmış. Bakın, seçim için partilere devlet bütçe veriyor. Onu istediğin gibi kullan. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın bir bütçesi var. Hı hı. Oradan ziyafetleri parti yararına yemek vermeye tenezzül etmek ayıp bir şey. Ve işte... AKP'lilere verdiği son yemekten bahsediyorsunuz. A, onu, Öyle mi? Onu zaten verdi. O da yanlış. Seçim zamanında seçim verebilecek. Zamanı da verecek. Normalde evet, diyor ki seçim başlayınca başbakan illere gidip seçim evet. faaliyetleri kapsamında ziyafet veremez. Onu bile verecek. Buna tenezzül ediyorlar ya. İpek Hanım yani öyle bir şey ki neredeyse şunu diyeyimsin var yani. Diyesimiz var. Ya buna tenezzül etme de. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanısın. Tenezzül etme buna. Çünkü... Ahmet Necdet Sezer oğlunun nişanında yaktığı elektriğin parasını Fakrasını vermişti. Evet. Tenezzül etme. Sen nerede ziyafet vereceksen partililerine parasını biz verelim diyesimiz var ya. Bu devletin bu parasını tenezzül et, bu ayıbı yaşatma. Sen Rize'de yemek mi vereceksin hemşerilerine? Veya ne bileyim Adıyaman'da ziyafet mi çekeceksin? Antalya'da balık mı ısmarlayacaksın? Vallahi biz aramızda parayı toplayalım. Biz verelim parayı buna tenezzül etme ya. Bunun için kanun yapma diyorsun. Yapma bunun için kanun. Uçak, devletin uçağı. Ya şöyle bir şey kabul eder mi bizi izleyen AK Partili değerli vatandaşlarımız? Maç yapıyorsun. Örneğin Fenerbahçe Galatasaray maçı takımdan birini tutuyorsun. Maç başlamadan önce senin takımın kalesini küçültüyorlar, rakibin kalesini büyütüyorlar. Hakeme de senin takımın formasını giydiriyorlar. Sen burada maç kazanmak ister misin? Ya yani utanır insan. Eşit şartlarda olması lazım. Kemal Bey özel uçakla yani tarifeli uçakla gitsin. Beyefendi devletin 13 jetiyle gitsin. Ya da Kemal Bey bir tane özel uçak kiralayacaksa parasını versin. Bunun parasını 84 milyon versin. Ben, ben şunu ses. sormak istiyorum Bunları, aslında. Özür dilerim şu son cümle. Tabii. Bunları götürüyoruz. Onun dışında diyorlar ya biz oyları sayma yöntem Yani sayması değişmiyor da milletvekilliği dağılımını. Vallahi diyoruz ki sağdan sayın, soldan sayın, yukarıdan sayın, aşağıdan sayın. Ona itiraz etmeyiz. Çünkü en sonunda kazdığınız kuyuya yine siz düşeceksiniz. Geçen sefer olduğu gibi. Evet. Aslında ben de tam bunu soracaktım. Sonuç değişir mi diye. Çünkü aynı araştırmada hangi ittifaka oy verirsiniz diye sormuşlar. Önümüzdeki pazar Sayın